Selamun aleyküm arkadaşlar. Yeni bir videoma hoş geldiniz. Yani bayağıdır böyle size sevinçli bir şekilde açamıyordum. Sınav dönemiydi derken bayağı böyle bir kimseye görüşmedim, dışarı çıkmadım, hep evdeydim. Ama Tuğba Kar bomba gibi geri döndü. Şimdi Gökhan'la arabadayız. Beni havalimanına bırakacak ve ben ilk solo trip'ime başlıyorum. Yani yalnız gezmeye. İki ülkeye gideceğim. Zaten sonradan göreceğiniz için ilki Danimarka, Kopenhagen, ikincisi Sweden, İsveç oluyor Türkçesi. Stockholm. Çok seviniyorum. İskandinav ülkelerini çok seviyorum. Belki biliyorsunuzdur. Norveç'i de çok istemiştim ama baktım -20 dereceye kadar düşüyor ve yalnız bence öyle keyfi çıkmazdı. Hani tabii o yeşil pola ışıklarını görmek de güzel olurdu ama yani yalnız o tadı çıkmaz. Bir günde Gökhan'la gideriz oraya. Öyle şu an çok sevinçliyim. İnşallah saat bu arada 4.30. Saat 6.45'te uçacağım. 1.5 saate yakın sürüyor uçak. Yani 1 saat ve 10 dakika mı ne? Yani gecikmesiyle falan. Bakalım hayırlısı olsun. Dediğim gibi çekebildiğim kadar çekeceğim size ama içimden geliyor ki size çok çekeceğim. Hani yalnızım ya, o yüzden siz varsınız benim arkadaşlarım olarak. Ve bir hayalim daha gerçekleşiyor. Ay niye fokuslamadı bu? Görüyor musunuz beni? Her neyse, umarım görüyorsunuzdur. Bir hayalim daha gerçekleşiyor. İnşallah bunu da hayal listemden şey yapacağım, tikleyeceğim. Öyle. Hadi bakalım gidelim. Bavullarımızı verdikten sonra ben size açacağım. Evet arkadaşlar, şimdi lunch'ta yiyorum. Birazdan uçağa geçeceğim. Baya güzel burası. Yemeğimi yedim ve şimdi uçağa doğru gideceğim. Lounge baya rahattı. Şu an lounge'un tuvaletindeyim. Kimse yok. Yoksa böyle çekemezdim. Şimdi yavaş yavaş yürüyeyim. 15 dakikaya boarding. Evet. Uçakla açarım. Sonra inince açarım inşallah. Arkadaşlar şimdi otele check-in yaptım. Bana 2 kişilik yatak ayarlamışlar. Upgrade yaptılar. Herhalde dolu değil o kadar bu sezonda. Şimdi size odayı göstereceğim. Böyle giriyorsunuz buradan. Karşınıza direkt mutfak. Kullanmayacağım zaten. Sonra burası tuvalet, banyo. Çok temiz bu arada. Buna çok dikkat ediyorum. Sonra tabii ki de odanın kalbi. Camdan dışarı. Bu arada şu taraf deniz. Gözükmüyor şu an. Böyle bayağı ailevi bir ortam burası. Çok temize benziyor. Yatak, ondan sonra işte masam. Bu. Birazdan bunları düzleyeceğim. Hatta ütü odası var. Kilitleyeyim bir de. Evet, şipşak hazırlandım. Ve şimdiyle gideceğim. Birkaç bir şey alıp otele bırakıp sonra kafeye falan gideceğim. Bugün o kadar uykum var ki şu an 24 saattir ayaktayım ve kahve içesim var ayakta kalabilmek için. Sonra fazla gecikmeden otele gelirim. Yatacağım hemen. Çok uykum var. Yarın eperken kalkayım. Güzel kahvaltımı yapayım. Güzel bir Danimarka, Kopenhagen gezisi yapalım. Evet, böyle oldu. Şimdi çıkalım. Bu arada ben tek iki çanta getirdim. Bu sefer böyle denemek istedim. Büyük çünkü yalnız olduğumdan her şeyi içine attım. Gördüğünüz üzere su falan. Hadi çıkalım. Evet, çıktım. Otele 6 dakika yakınlığında Lidl varmış. Oraya gidiyorum. Çok sakin ve güzel yerler var. Ve çok güzel bisiklet sürüyorlar ha. Vallahi çok güzel. Şimdi şöyle gidelim, alışverişimizi yapalım, bırakalım, gezelim. Evet, Gamel Dax'mış bunun adı. Half Amerikçili cappuccino aldım ve denize karşı içeceğim ve yiyeceğim bakalım. Arkadaşlar kafede bir saat kadar oturdum. Şimdi Lidl'e uğrayıp oradan otele geçeceğim. Herhalde kulaklığımı alıp dışarı çıkarım, biraz yürürüm. Daha arayacağım kişiler var. Onları ararım. Ve uyku gözümden akıyor. Gerçekten şu an uyusam uyurum ama bu kadar erken de uyumak istemiyorum. Yoksa asla ama asla uyumam yarına kadar. Bütün uykumu mahvederim. Bir 5 saat daha dayansam, 5-6 gibi uyusam var ya. Bakalım. Her yerim dolu biliyor musunuz? Neyse ben otele varayım. Yağmur yağıyor biraz. Allah'tan şemsiyemi getirmişim. Çok iyi oldu. Işığa doğru döneyim. Neyse ben şimdi
otele geldim. Biraz dinleneyim. Sonra birkaç telefonlar görüşeyim. Sonra çıkarız, hava alırız, uyuruz sonra. Saat 3 ve ben çıktım otelden. Bir sürü telefon görüşmesi yapmak zorundaydım. Onları hallettim. Şimdi canım ramen istedi. Koreyece bir şey. Onu yemeğe gideceğim eğer açıksa. Yani açık gözüküyor ama bazen bilmiyorum. O yüzden ona gideceğim. Canım böyle çorbamsı bir şey istedi o yüzden. Ve ağır ağır artık böyle çöktüm. Dediğim gibi kaç saattir ayaktayım. Kaç saat oldu, şöyle bir 30'lu geçti gibi. Şimdi ben gideyim. Varınca yemeğimi sipariş edeyim. Gelirse size çekerim. Dediğim gibi burada kimseden korkmuyorum, utanmıyorum. Bu arada biraz boğazım şişti gibi. Bayağıdır stresliydim, 2 aydır sonra birden rahata erdiğim için tabii beni rahat battırdı yani. Aldım. Arkadaşlar yedim. Çok güzeldi. Hele o somon. Hayatımda öyle bir somon yemedim. Böyle limona bandırmış, sonra böyle kızartmış, çıtır çıtır yapmış, dışında içini yumuşacık, Allah'ım. Sonra bir baharat kullanmış. Olağanüstüydü. Çok beğendim. Neyse yedim. Doydum elhamdülillah. Şimdi otele geçiyorum. Zaten yakınındaydı. Fazla uzağa gitmek istemiyorum. Çünkü sanki bir an gözlerimi kapatsam hemen uyuyacağım. Yani şu an uyusam gerçekten uyurum sokağın ortasında şurada. O yüzden acele acele şimdi gidiyorum ve o kadar uykum var ki üşümeye başladım. Yoksa hiç üşümemem bu havada. Sadece rüzgar esiyor biraz. Aynen öyle. Şimdi gideyim. Bir güzel yüzümü yıkayayım. Yarın giyeceğimi çıkarayım. Ondan sonra da direkt yatacağım. Saat 6'da yatayım diyordum ama daha erken yatacağım gibi. İnşallah 6'yı yaparım. Daha elbisemi bulacağım. Dediğim gibi yüzümü yıkayacağım. Ta yastık kılıfıyla şeyi ben hep kendim getiriyorum. İğreniyorum burada böyle. Ne kadar lüks olursa olsun. Başkası yatmış. Yıkansa da içim almıyor. Her neyse bunu yapacağım. Burası baya boşluk bir cadde olduğundan, bir denize çıkan yol olduğundan çok soğuk. Arkamdan da adam geçiyor. Her neyse ben şimdi sizden devam konuşa gideyim. Elim alıştı artık bu vlog kamerasını. Şöyle. Evet, odaya geldim. Ve ölüyor ben. Oh. Ev gibisi yok diyeceğim insan ama this is not my home. Terliklerimi nereye çıkardım? Aa, demiş. Terlik götürün kesinlikle. Burada yoktu. Nasıl hep oluyor. Evet, benim gözler de gidiyor arkadaşlar. Ben size yine açarım. Artık ne zaman açarsam. Günaydınlar arkadaşlar. Yeni bir güne merhabalar. Ben böyle hazırlandım ve şimdi çıkacağım. Kahvaltıya gideceğim şehre. Böyle oldum. Şimdi çıkalım ve size güzel kahvaltımı gösteririm varınca. Şimdi kahvemi aldım. Kahvaltımı sipariş ettim. Bakalım. Bununla kahvaltım 25 euro tuttu. Eğer değmezse yani Danimarka'yı siz anlayın. Çok pahalı ama mecbur. Kahvaltım da geldi. Oh, bana afiyet olsun. İskender gelecek şimdi. Şuradan. Vay be, bir yemek arıyorlar herhalde. New Half'ındayım. Arkadaşlar az önce o dünkü Japonları yine gördüm. Hemen fotoğraf çekindik. Bu sefer Instagram'larımızı şey yaptık. Evet, şimdi diğer kafeye gidiyorum. Hemen göstereyim size. Anderson and Mallard mı adı ne bilmiyorum. Mylard. Oraya gidiyorum. Bir dakika, oradayım. Az önceki Japonları görünce çok komiğime gitti.
Evet, şimdi soğuk bir şey içeceğim. Bu arada burası çok güzel. Niye bu böyle oluyor ha? Böyle bir yer. Hoşuma gitti. Herkes yiyor, içiyor. Ay, kuş da gelmiş. Arkadaşlar, ay burası ne güzel böyle. Şimdi ben oturdum. Daha doğrusu yarım saattir limonata içiyorum. Çok güzel. Bayağı gezdim. Bayağı gördüm. İnşallah birazdan kalkacağım, devam yapacağım. Daha yaraladım sayılır gideceğim yerleri. Bugün de makyajım smooth olmuş. Beğendim. Evet, bu arada kendime eteği çok yakıştırmaya başladım. Herhalde ben bunun sonu hep satin etek giyerim. Çok güzel. Her şeyle uyuyor. Zaten hep bu hafta için, bir hafta için alışayım diye satin etek getirdim. Hiç pantolon getirmedim biliyor musunuz? İçime tabii böyle yünlü şeyler oluyor biliyor musunuz? Kalın leggingsler. Onlardan giydim ve sanki pantolondan daha sıcak gibi. Evet. Bayağı çok güzel fotoğraflar çekindim. Yani kendi başına olmanın faydaları bu. Eğer kendi başıma olmasaydım şu an bu videoyu açıp konuşamıyor olacaktım başkalarını rahatsız etmemek için. Arkadaşlar, şu an Kopenhag'ın üniversitesine geldim. Ben üniversiteleri çok seviyorum ve merak ediyorum başka ülkelerin. Böyle biraz gezdim de içeri girmedim. Dıştan baktım, fotoğraf çekindim. Şimdi de ben Brandtava'ya gideceğim açıksa. Sonra da bibliotek var. Havadaydım, yemin ediyorum yani şu an oradayım. Canım çıktı, yukarı kadar yürüdük yuvarlakta. En yukarısı. Yoruldum. Biraz kendime geleyim, çok kötüyüm. Islak, oturamayacağım. Evet, şimdi yürüyorum aşağıya arkadaşlar. Bayağı sürüyor bir 5-10 dakika. Çıkarken çok zordu. Şu sağdan çıktım ki az yorulayım, az düzlük, az yokuşluk olsun diye. Şimdi İtalyan'a geldim. Burada pasta aldım. Pasta diyorum, makarna, arabiyata. Bir de tabii ki de San Pellegrino. Öyle deniyor herhalde, İtalyancam yok. Onu yiyeceğim. Çok karnım acıktı. 13 bin lira yapmışım. Yoru yaraladık yani daha. 13 bin aldım. Daha da var. Şimdi afiyetle yiyeyim çünkü kahvaltıyı alıyorum ondan beri. Ondan sonra bakalım, bir de yalan restoran boş. Ara sokakta buldum. İnşallah lezzetlidir. Bakın şöyle bir küçük restoran. Güzele benziyor. Evet, geldi. Bu da acı sosmuş. Bakalım tadına. Christian Borg'muş. Yani böyle. Ama en çok bütün gün o şey için bekledim. Oraya gideceğim. Diamond kütüphanesine. Arkadaşlar, bu arada az önce yediğim İtalyan'daki pasta penne arrabbiata çok güzeldi. Onda ondu. Acılık da kattım. Ekmeği kızartmışlar. Yağlı yağlı çok güzeldi. Şu biblioteğe bakar mısınız, kütüphaneye? Evet arkadaşlar, şimdi ben otele gidiyorum. 2-3 dakikaya vardım. Ay, çok yoruldum ya. Bu arada 18 bin mi ne yürümüşüm. İyi yani. Az da değil, hep şehirdeydim zaten. Genellikle yürümeyi tercih ettim. Ay. Bu arada havaya sis indi. Bilmiyorum niye. Dün böyle değildi mesela. Şimdi gidelim. Yarın Malmö'ye gidesim var. İsveç'in. Cuma günü yine İsveç'teyim ama olsun, Malmö'yü göreyim yani. Evet, işte yarın da onu yapacağım inşallah. Şimdi gideyim üstümü bir değiştireyim. Ütülenecekleri çıkarayım, ütüleyeyim. Aşağıda laundry var, orada ütüleniyor. Onları asayım, sonra da kitabımı okuyayım, yarını planlayayım, tekrardan üstünden geçeyim. Ben hep üstünden de geçiyorum yine. Bugünü de öyle yaptım. Bu arada metroya çok yakın oturuyorum. Yani otelim. Çok yakın olduğundan, yani buradaki evler var ya, Almanya'da yoktur yani böyle güzel. Ben şimdi kadar bir tane çapaçal bir ev görmedim. Gerçekten çok güzeller. Evet. Şurada CHP yazan, CHP değil, CPH yazan otel. Kopenhag'ın kısaltması. Şurada hemen.
Büyük otel. Benim odam ta arkada. Yani odam. Yani o yüzden arkadan giriyorum ki otelin boşuna yürümeyeyim bu kadar yolu. Neyse ben geldim. Kartımı çıkarayım. Sonra devam konuşuruz. Günaydın kızlarım. Ben 1,5 saat önce kalktım, hazırlandım ve şimdi metroya yürüyorum, metroya. Bugün İsveç'in Malmö şehrine gideceğiz. Fazla kalmaya niyetim yok orada. Çünkü zaten yarın İsveç'i Stockholm'a gidiyorum. O yüzden de bakalım gidelim. Bugün yeşil beyaz oldum bu arada. Beyaz etek giydim. Şöyle. Şimdi gidelim. Güzel güzel gezelim Malmö'yü. 45 dakika falan sürüyormuş trenle. Daha buradan havalimanı hemen şurada 4 dakika. Oradan da Malmö'ye tiket. Böyle zaten bir köprüyü geçtikten sonra yarım saatin içinde Malmö'desiniz. Hemen yakın yani. Evet, ben daha fazla konuşmayayım. Elim yoruldu. Gidince gösteririm zaten. İnşallah yarım saatte Malmö'de olduğumu size yine açarım. Kendime çikolata turşu aldım ki yiyeyim, bir şey yoksa bayılacağım. Hadi ben kapatayım. Size bakar mısınız? Hiçbir şey gözükmüyor ve galiba burası şu an denizin üstü. Çünkü köprüden geçiyoruz. Normalde gözükmesi lazım deniz ama benim şansıma gözükmüyor. İnanmıyorum ama İsveç'teyim. Schweden, Malmö. Şimdi yürüyelim 10 dakika. 500 bin tane kesinlikle merdiven olmamalı. Evet, kahvem geldi. Şimdi Türk ve İsveç kahvaltımı bekliyorum. Burası neydi burası? Storgatorget. Ve birazdan devam gideceğim. Yiyeyim bir. Bu arada su bedava. Burada istedi ve yemeğim geldi. Böyle kahvemle artık yiyeyim de doyayım. Evet arkadaşlar, burası İsveç'in çarşısı. Normal'a girin kesinlikle eğer buraya gelirseniz. Çok güzeldi eşyalar. Şimdi devam gideceğim şöyle. Ha, yağmur da yağıyor ama çok güzel. Burası ne ki? Evet arkadaşlar, biraz otobüs durağına dinleneceğim. Biraz yağmur çillediği için dinleneyim dedim. Elim koptu. Birazdan Farina diye bir kafeye gidiyorum. Bu arada üstümü değiştirdim. Yeşil çivit çıkardım. Bunu giydim. Evet, şimdi Turning Torso'ya gidiyorum. İlk önce bir 5 dakika daha yürüyüp oradan metroyu alacağım. Öyle diyor. Ve oradan Turning Torso. Orası böyle dönmeyen ama dönüyormuş gibi gözüken bir koca bina. Bir tek o var burada ha. Yani gelirseniz Malmö'ye bol beklentili gelmeyin. Çünkü hiçbir şey yok. Gelirseniz gerçekten Kopenhag'ını gezin. Buraya da 2-3 saat yine gelin. Evet, gördüğünüz manzara. Yani tamam Malmö küçük bir şehir de. İnşallah Stockholm güzeldir. Ay, lime var. Umarım güzeldir. Ama Stockholm güzel ya. Yani videolarını gördüm ve buranın böyle olacağını biliyordum zaten. Evet, şimdi şuradan sola döneceğiz. Otobüsmüş arkadaşlar. Birazdan oradayım zaten. Ama sisli hava ya. Turning Torso'yu nasıl göreceğim bilmiyorum. Yani gözükürüm ama olsun. Görmüş olalım. Şurada 6 dakikaya varıyormuşuz ve çok son teknoloji otobüsler buranın, ha, metroya benziyor. Böyle. Tschüss. Vlog'uma gir. Yok peace. Evet, bu da turning torso. Gözükmeyen ucu böyle. Okay, let's go der gibi yani. Bu ne ya? Arkadaşlar işte. Nice. Bir şey yok. Ben şimdi bir Lidl'e gireceğim. Bakalım fiyatları nasıl burada. Danimarka'yı gördüm. Almanya'da gördüm. Fransa'da gördüm. Luxemburg'da gördüm. Bakalım burada nasıl. Bence şimdiye kadar Almanya biraz uygunu gibiydi. Almanya her yönde uygun ha. Aslında normal şartlarda şu Turning Torso şurada gözükecekti ama ismi. Ben de kahve aldım ve bu İsveç özel bir şey adı. Arkadaşlar birazdan Kopenhag'ın havalimanındayım. Oradan diğer metroyu alıp hemen 5 dakikaya 10 dakikaya otelde olacağım inşallah. Sonra hep beraber bavulumuzu toplayalım. Arkadaşımla görüşeceğiz sonra izlerine. Ondan sonra da yarın için hazırlıklar yapalım. Yarın ve
arkadaşlar. Ben şimdi otele yürüyorum. İndim trenden. Saat 18.41 ve otele gidiyorum. Orada arkadaşımla konuşur. Artık bordumu hazırlarım. Hava buharlanma, soğuk değil. Haberiniz olsun. Günaydınlar arkadaşlar. Ben birazdan çıkıyorum. Hazırlandım. Burada her şey hazır. Buradan bavulları bırakıp aşağıya şeye geçeceğim. Lila fantları vereceğim. Şunları. Sonra oradan bir kahveye giderim. Kahvemi içerim. Arkadaşımın telefonlaşırım. Ondan sonra da bavullarımı alırım. Metro ile havalimanına giderim. Saat 5'te uçağım ama 3'te orada olmam lazım. 2'de falan 1.30'daki çıkarım. Hadi neyse, ben fazla konuşmadan çıkayım. Sonra görüşürüz. Evet, lounge'dayım kızlar. Daha 2-3 saatim var. Kahve, içecek, kahvaltılık getirdim. Ben yiyeyim, sonra başka lounge'a geçelim. Evet arkadaşlar, saat 4. Ben arkadaşlarımla konuştuğum yemekler yedim, çorba içtim falan, kahvaltımı yaptım, çay çorba derken. Şimdi Stockholm'a giden uçağı bekliyorum. Bir saate kalkacak aslında ama saat şu an 4'e 5 geçiyor. Bakalım ne zaman gireceğiz. Ben de böyle oturuyorum. Keyif yaptım vallahi. Merhabalar arkadaşlar, şu an gelecekten size konuşuyorum. Şu an bu videoyu editliyorum ve editlerken Danimarka'nın kapanışını yapmamışım. O yüzden şu an Danimarka'nın kapanışını yapıyorum. İnşallah diğer haftaya da İsveç, Stockholm vlogumu yükleyeceğim. Ama burada da size küçük Shein haul'umu da yüklemek istedim. Yani umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Diğer bir videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Bir de Shein paketim geldi. Onu açıp size göstermek istiyorum. İlk önce ben açayım. Tek tek sonra size içindekileri göstereyim. Evet arkadaşlar, tüm Shein'den aldıklarımı göstereceğim. Dediğim gibi videonun altına linkini bırakacağım. Ardından da zaten indirim kodumu da paylaşacağım. Her zamanki gibi yine böyle aldım. Bunu altıladım. Bunu üçlediydim aslında ama bir tanesi kırıldığı için bir tane kaldı. Şunu bayağı çok aldım. Bu çok iyi oluyor. Şunlardan aldım. Su içerken motivasyon olmak için şunu aldım. Aslında ben bunu çatal kaşık şeysi var ya, tahta. Onlar için almıştım ama galiba kalemlik yapacağım. Şöyle müslilik aldım. Şundan da almıştım ama kırık geldi bir tanesi. Çok üzüldüm. Çok da güzelmiş. Burası şekerlik, burası bir şeylik olurdu. Sonra şunu aldım. Hemen yani kahvaltıya denerim. Çok da güzel. Böyle. Şunu aldım kendime. Sonra şu tencereyi aldım. Çok şahane. Wow. Şu ballığı aldım. Bunlar Zara Home'a geliyordu. Eskiden çok pahalıydı. 20 oradan başlıyordum. Sonra şunu aldım. Acayip hoşuma gitti bu arada. Bunlar Zara'da da çok pahalı. Oradan almıyoruz. Daha sonra bir sürü elbiseler aldım. Bunları her zaman göreceksiniz. Bu videonun altına aslında linkini bırakacağım. Hepsini tıklayın. Çok güzel, uzun. Arkadaşlar böyle elbiseler aldım. Şöyle içlikler. Yani şu an göstersem anlamazsınız. O yüzden lütfen siz bunları aşağıda linki bırakacağıma tıklayın. Çok güzel şeyler aldım gerçekten. Yani burası da komple Shein'den. Burası da komple Shein'e. Yani bayağı bir ürünler var. Şu an dağıtırsam bir daha şey yapamam. Bakın bu elbisenin her renginden aldım. Şunun siyahını, mavisini, işte ne bileyim beyazını, beyazını, hepsini. Yani bunları hepsini Shein'de bulabilirsiniz. İndirim kodumu da alta yazacağım arkadaşlar. Kesinlikle tıklayıp indirimli alın bunları. Çünkü bakar mısınız? Bu güzelliğe bakın yani. Her yerde bulunmuyor böyle şeyler. Hele ki bakın, bunlar Zara Home'da bu. Bu. Şunlar. Ya da şu çok pahalıya geliyor. Ve Shein'de indirim kodumla yani yarısının yarısına geliyor, o kadar diyebilirim. Kesinlikle buraları hepsini Shein'de bulabilirsiniz. Shein'de dediğim gibi bunlar bile var.